Bir önceki videoda en tane noktanın doğruya olan karesel yanılgısını veren ifadeyi sadeleştirmeyi tamamlamış hatta grafik üzerinde de göstererek neye benzediği hakkında fikir sahibi olmuştuk. Bahsi geçen grafik 3 boyutlu bir yüzeye aitti ve yüzey üzerindeki tüm noktalar karesel yanılgıyı veren bir M ve B kombinasyonu ile elde edilebiliyordu. Biz de karesel yanılgıyı minimize edecek doğruyu tanımlayan M ve B'nin ne olduklarını bulmak istiyorduk. Bunu bulmak için de karesel yanılgının M'ye ve B'ye göre kısmi türevlerinin sıfır olduğu noktayı bulmamız gerekiyor. M'ye göre düz olacak. Başka bir değişle bu yöndeki eğimin paralel olması lazım. Aynı renkle çizersem daha iyi olacak. Bu yöndeki eğim yani M'ye göre kısmi türev değişmeyecek. Buna ek olarak B'ye göre kısmi türevinde değişmemesi ve düz olması gerekiyor. Bu yöndeki eğim de sıfır olacak ve elde ettiğimiz bu noktada aradığımız minimum nokta olacak. O halde haydi bu noktayı bul sağlayacak m ve b'yi bulmak için yola çıkalım. Bu ifadenin m'ye göre kısmi türevini almamız lazım. Birinci terimde m olmadığına göre, bu terimin m'ye göre bir sabit olacağını söyleyebiliriz. Bu arada, kısmi türevinde normal türevden çok farklı olmadığını eklemek istiyorum. Aradaki tek fark, kısmi türevi aldığınız değişken dışındaki her şeyi sabit olarak değerlendirecek olmanız. Demek istediğim, m dışındaki diğer tüm değişkenler, yani x'ler, y'ler ve b'leri birer değişken olarak değerlendirmeyeceğiz. Ve önemli olan tek değişken, kısmi türevi aldığımız değişken, yani m olacak. Anlaştık mı? Bu terimde m olmadığına göre bunu bir sabit olarak düşünebiliriz. Bu terimde m var. O halde, m'ye göre kısmi türevi bulmak için, e, diğer değişken ve sayıları m'nin kat sayıları gibi düşüneceğiz. Demek istediğim, bunun m'ye göre kısmi türevi eksi 2 çarpı n çarpı x y'lerin çarpımlarının ortalamasına eşit olacak. Evet, bu terimin m'ye göre kısmi türevi bu. Bu terimde yine m yok. Yani bu da m'ye göre bir sabit olarak değerlendirileceği için m'ye göre kısmi türevi sıfıra eşit olacak. Bu terim n çarpı x karelerin ortalaması çarpı m kare olduğuna göre m'ye göre kısmi türev aldığımızda 2 çarpı n çarpı x karelerin ortalaması çarpı m elde ederiz. m karenin m'ye göre türevi 2m'dir öyle değil mi? Buradaki 2'yi de bu şekilde elde ettik. Sıradaki terimde de m var. Bunların hepsini katsayı olarak düşüneceğiz. Yani kısmi türev 2 çarpı b çarpı n çarpı x değerlerinin ortalamasına eşit olacak. 3 çarpı m'nin türevi 3'e eşit. Evet, onun gibi. Buradaki mantık da aynı. Son olarak, burada da m olmadığı için bu terimi m'ye göre bir sabit olarak göreceğiz. Yani türevi 0 olacak. İşte bu kadar. m'ye göre kısmi türevi bulduk. Şimdi bunu sıfıra eşitleyeceğiz. Ama önce b'ye göre kısmi türevin neye eşit olduğunu da bulmak istiyorum. Bu terim b'ye göre Evet, bu terim b'ye göre bir sabit olacak. Neden diyecek olursanız içinde b yok, ondan. Aynı durum bunun içinde geçerli. Burada da b yok. Yani kısmi türev sıfır. Burada b'nin kat sayısı olarak eksi 2 çarpı n çarpı y'lerin ortalaması olduğuna göre, b'ye göre kısmi türevde eksi 2 çarpı n çarpı y'lerin ortalamasına eşit olacak. Burada b yok, burada var. Bir bakalım. Artı 2 mn çarpı x'lerin ortalaması. Başka bir deyişle b'nin katsayısı. Böyle karışık yazılmış yani hepsi b'den önce değiller ama aslında hepsi b'nin katsayıları öyle değil mi? b'ye göre kısmi türev aldığımızda da b'nin katsayısını elde ediyoruz. Ve son olarak bunun b'ye göre kısmi türevi de 2 çarpı n çarpı b'ye eşit olur. Harika. Bunu da sıfıra eşit diyelim. Biraz karışık görünüyor, farkındayım ama bize bu M ve B'lerin neye eşit oldukları lazım ve elimizde iki bilinmeyenli iki denklem var. Burada M'ler, bir de B'ler var. Şimdi bu denklemleri sadeleştirebilir miyiz? Aslına bakarsanız, ikisini de 2N'ye iki bölebiliriz gibi görünüyor değil mi? Deneyelim. Sıfırı her şeye bölebileceğimize göre hiç sorun yok. Hadi, önce üstteki. Bu gidecek, bu da ve bu. Böylece geriye x y'lerin ortalamasının eksilisi artı m çarpı x karelerin ortalaması ve artı b çarpı x'lerin ortalaması eşittir 0 kalacak. Birinci denklemin iki tarafını 2 n'ye böldüğümüzde bunu elde ettik. Şimdi aynı şeyi bir de alttaki için yapalım. Bu gidecek, bu ve bu geriye bir bakalım. Evet, eksi y'lerin ortalaması artı m çarpı x'lerin ortalaması artı b eşittir 0 kalacak. Bu denklem sistemini sağlayan m ve b değerleri karesel yanılgıyı minimize eden m ve b değerleri olacak. Bunu denklem sistemlerini çözdüğümüz gibi çözebiliriz ama ben baştan yazarak bunların aslında neyi temsil ettiklerini göstermek istiyorum. Evet, x, y'lerin ortalamasını üstteki denklemin iki tarafına da ekleyelim. m çarpı x karelerin ortalaması artı b çarpı x'lerin ortalaması, bunlar birbirini götürecek, eşittir x, y'lerin ortalaması. Alttaki denklemin iki tarafına da y'lerin ortalamasını ekleyelim. Ve böylece bunlar birbirini götürsün, geriye m çarpı x'lerin ortalaması artı b eşittir y'lerin ortalaması kalsın. Denklemlerin ikisini de mx artı b formuna getirmek istiyorum. Aslına bakarsanız bu zaten o formda. Elde edeceğimiz en iyi doğrunun formu mx artı b eşittir y olacaksa, bu denklemleri sağlayan m ve b değerleri bu doğrunun m ve b değerleriyle aynı olacak, öyle değil mi? Evet, en iyi doğru bu noktayı içeriyor ve bunu da ikinci denklemden elde ediyoruz. Şöyle yazayım. İkinci denklemdeki x'lerin ortalaması, virgül y'lerin ortalaması noktası bu doğrunun üzerinde. Nasıl mı? Bakın, bu denkleme x'lerin ortalamasını koyduğumuzda m ve b'nin optimal değerleri için y'lerin ortalamasını elde ediyoruz. İlginç, değil mi? Optimal doğru bu ne yapmaya çalıştığımızı aklınızdan çıkarmayın olur mu? Buradaki optimal doğru ya da şöyle diyeyim, x'lerin ortalaması, virgül y'lerin ortalaması noktası buradaki optimal doğru üzerinde yer alan noktalardan biri. İlginç ama bir o kadar da mantıklı. Şimdi bir şey daha göstereceğim. Bu sayede denklemleri çözmekte de daha kolaylaşacak. Bu sistemi istediğiniz gibi çözebilirsiniz. Yani bunun bir sürü farklı yolu var. Ama bana bu doğru üzerinde yer alan noktalardan bir diğerinin ne olduğunu söyleyebilir misiniz desem, bir doğru üzerindeki iki noktanın ne olduğunu bulursanız, o doğrunun denklemini de bulmuş olursunuz. Diğer nokta bu denklemi de mx artı b formuna getirecek olursak, denklemin iki tarafını da xlerin ortalamasına bölmemiz lazım, öyle değil mi? m çarpı x karelerin ortalaması bölü x'lerin ortalaması artı b eşittir x y'lerin ortalaması bölü x'lerin ortalaması. Evet, bunu elde ederiz. Bu iki denklem birbirinin aynısı, bunu elde etmek için, denklemin iki tarafını da x'lerin ortalamasına böldük hepsi bu. Ve böyle yapınca, optimal doğru üzerinde yer alan bir diğer ilginç noktayı da bulmuş oluyoruz. Evet, bu doğru üzerindeki noktalardan bir diğeri de bakalım. E, x koordinatı, x karelerin ortalaması bölü x'lerin ortalaması ve y koordinatı ise, X xy'lerin ortalaması bölü x'lerin ortalaması. Biraz düşünmek ister misiniz? Bu iki nokta en iyi doğru üzerinde yer alıyorlar ve biz bu doğruyu bulmak için karesel yanılgıyı kullanıyoruz. Bir sonraki videoda, bu arada, e, bunun neredeyse 6-7 videoluk bir diziye dönüştüğünün farkındayım ama yaptıklarımızın ve gördüklerimizin son derece ilginç olduklarını da düşünüyorum her neyse. Bir sonraki videoda bu bilgiden yola çıkarak m ve b değerlerinin ne olduklarını bulacağız. Denklem sistemini de çözebilirdik hatta isterseniz ikisini de yaparız.